Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Bizans İmparatoru Herakles'e, hak yolunda yürüyen herkese selam olsun. Seni ve halkını İslam'a davet ediyorum. İslam'a giren selameti bulur ve yüce Allah bu yüzden seni ve halkını misliyle mükafatlandırır. Arabistan'daki yeni bir peygamberin sözleri bunlar. Acaba Jean-Baptiste çöllerden kopup geldiğinde insanlığın selameti uğruna böyle heyecanla haykırmış mıydı? İskenderiye Patriği Mukavkıs'ta. İran İmparatoru Kisra, Allah'ın Resulü Muhammed seni hak yoluna çağırıyor. Selametin için Müslümanlığı kabul et. İslamiyet'i benimse, kucakla. Siz çölden çıkıp geldiniz deve, keçi kokuları içinde. Bana, Kisra'ya secde et diyemezsiniz. Muhammed, Allah'ın Resulü, elçisi. Kim verdi ona bu yetkiyi? Allah onu alemlere rahmet olsun diye gönderdi. İslam tarihçileri, Kahire'deki El-Azhar Üniversitesi, Lübnan'da toplanan Yüksek İslam Kongresi, bu filmin gerçeklere uygun olduğunu onaylamıştır. Filmin yapımcıları, İslam geleneklerine uyarak peygamberi kişi olarak göstermemiş, sadece İslamiyet'e çağrısına yer vermiştir. İsa'nın doğumunun 600. yılında, dünya medeniyetleri karanlığa gömülürken, Mekke'de, Arabistan'ın bu mübarek toprağında,
Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed dünyaya geldi. O zamanlar Mekke tüccarların uğrağı olan zengin bir ticaret şehriydi. Kureyşliler sayıları 360'ı aşan tanrılarıyla övünürler. Mekke'nin hakimi ve imtiyazlı bir kavmi olmakla gururlanırlardı. Tek Allah fikrine inanan Hazreti İbrahim'le müminlerinin hac ve ibadet yeri olan mukaddes Kabe, şimdi taştan tahtadan yapılmış putların ve bunlara tapan putperestlerin yuvası olmuştu. Sayılara kaça yükseldi? Belli değil ama hepsi son altından yapılmış. İbadetle kazancı bir araya getirince keyfine diyecek yok değil mi? Daha bir sürü tanrımız olacak. Kabe ağzına kadar dolacak. Bak Suriye kervanı. Uzak yoldan geldiler. Susamışlardır. Kuzeydeki kuyuya 5 adam daha gönder. Onları ağırlamak için kaç koyun kestireyim? 70? 100 olsun. Mekkelilerin konukseverliği duyulsun. 10 tane de kuzu. Kafile reisi için. Ekmek ve su verilir şaire, hakimin evinde. Ama nesir ve şiir her gece öldürülür acımasızca. Ekmek dedimse yeminle söyleyeyim size, kıldan incedir o evde. Açılın, yol açın şiir aşıkları. Ebu Süfyan geliyor. Çok zengindir kendisi, sanatçıyı korur. Ebu Süfyan şairi davet etti mi evine, kucak dolusu sevgi ikram eder. Taze ekmek, çeşit çeşit şarap. O evde bütün düşler şarkılarla başlar ve Ebu Süfyan şairi ağırlar. Çin'deki usta ellerin dokuduğu ipekler. Kaçırmayın bu fırsatı, alın, buyurun. Teninizi okşayacak, gözlerinize renk katacak. Şundan ver, 7 bol. 20 dinar. Ebu Süfyan'ın karısına mı? 15 yeter. Tanrıların da ihtiyaçları var. Bakımları var. Kim bu adam? Ruhumun derinliklerine baktı. Götürün beni buradan. Evet.
Neden Muhammed buraya gelmek istiyor? Neden engel olmuyorsun, senin yeğenin? Belki değişir. Değişmek mi? 40 yaşında. Doğaya aykırı olur. Düşünsene bir kere. Karısı zengin. Dilediği gibi Mekke'de yaşayabilir. Oysa o dona titriye bir mağaraya kapanıyor. Dedim ya, doğaya aykırı. Tanrılara meydan okumak tehlikelidir. El uzsa, sağlığımızı korur. Menat, refah tanrısı. Ellat, ailemizin, kabilemizin tanrısı. Ve Hubal, kervanlarımıza yön veren, kaderimizi çizen tanrı. Tanrıları öfkelendirmeyi göze almak doğru bir şey değil. Akılsızlık. İsyankarlık, tanrıları inkar etmek. Evet, korkarım Muhammed bu işten zararlı çıkacak. Büyük şenlik bittiğinde hep böyle hüzünlenirim. Belki gelecek seferkini göremem diye. Ebu Talip! Ebu Talip! Hele dur Zeyd, nefes al önce. Muhammed Hira Dağı'ndan indi mi? 3 gündür orada. Hayır. İndiyse de görmedim. Dönerken size uğramış olacağını umuyorduk. Demek hala orada. 3 koca gün. Bu kadar uzun kalması korkutuyor beni. Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Ama insan dağdan bakınca dünyayı başka gözle görür. Oku, Yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. Oku, en büyük kerem sahibi Rabbin ki insana kelimeleri, yazıyı bilmediklerini öğretti. Örtünün altında durmadan titriyor. Ama konuştu. Zeyd, yeğenime neler oluyor anlat. Mağarada tek başına düşünceye dalmışken birden bir melek geliyor. Oku diyor. Oku. Hazreti Muhammed cevap veriyor. Okumam yok. Bunun üzerine melek ısrar ediyor. Oku. Yaradan Rabbin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. En büyük kerem sahibi Rabbin ki insana bilmediklerini öğretti. Oku. Ve Hazreti Muhammed okudu. Onun Cebrail olduğunu nereden biliyorsun? Vehim de olabilir. Hazreti Muhammed mağaradan çıkınca aynı sesi gene duydu. Cebrail'i gene gördü. Hatta o kadar ki ne yana baksa Cebrail'i görüyordu. Cebrail şöyle dedi. Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Elçisisin. Ben de Cebrail'im.
Kime anlatmış bunları? Karısına. Sonra Ali'ye. Bir de en yakın dostu Ebu Bekir'e. Ve sana. Evlat edindi beni, oğluyum. Kimlerle konuştuğuna dikkat et. Söyle onu çocukluğunda koruyan amcası gene koruyacak. Derler ki... Musa'nın Allah'ı alev alev yanan bir çalıdan seslenmiş. Eğer yeğenini durdurmazsan biz durdururuz. Şehri böldü, aileleri böldü. Onun yüzünden evlatlar babalarına karşı geliyor. Gençlerle konuşuyor. İstemeseler dinlemezler. Biz Arabız. Babalarımıza, atalarımıza itaat ederiz. Çocuklarımız bize akıl veremez. Daha dün sokakta rastladığımız bir adamın bugün Allah'ın peygamberi olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Ölü kemikler tekrar yaşayabilir diyor. Çünkü insanı halk eden onu ölümden de geri döndürebilirmiş. Tanrılar bizi terk edecek. Onlara gelen hediyeler başka şehirlere gidecek. Söyle ona. Kabe'nin anahtarlarını veririz. Yetki veririz. Mevki de, dilediği kadar para. Söyle bilsin. İstediği her şeyi vermeye hazırız. Yalvar. Hem kendine acı, hem de bana. İhtiyar bir adama taşıyabileceğinden fazlasını yükleme. Çocukluğun kollarımın arasında geçti. İncindiğini görmek istemiyorum. Onlara karşı gelirsen, kötülük ederler. Aynen şöyle dedi. Güneşi sağıma koysalar, ayı soluma... gene de yolumdan dönmeyeceğim. Allah'a hizmet edeceğim. Ben ölünce istediğinizi yaparsınız. Ama yaşadığım sürece itaat edeceksiniz. Niye üzüyorsun babanı? Bütün gün şarap içsem, bütün gece zar atsam... O zaman alkışlardınız beni. Evet, kardeşim olarak daha çok benimserdim. Hepiniz benim çocuğumsunuz. Senin için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama görüyorum ki yeterli değilmiş. Hazreti Muhammed daha fazlasını yaptı. Yepyeni bir dünya verdi bana. Baba, kov onu buradan. Velid'in ne dediğini aldırma kardeşim. Babamızı düşün. Ona işkence ediyorsun. Hüdayfa! Dur! Dur! Nasıl olur da bunu keşif diye adlandırırlar? Yeni bir şey değil ki. Evet ama Mekke için yeni. Allah daha önce de buyurmuş aynı şeyleri. Nuh'a, Musa'ya, İsa'ya, bütün peygamberlere. Ama insanlar değiştirmiş, çarpıtmış, unutmuş. Bu kez de Allah buyurdu. Hazreti Muhammed'in aracılığıyla. Kim acaba? Cafer olmalı.
Nedir o getirdiğin? Allah'ın buyrukları. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer başıboş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, nefisler çiftleştiği zaman ve diri diri toprağa gömülen kız çocuğa hangi günah yüzünden öldürüldün diye sorulduğu zaman, defterler açılıp yayıldığı zaman, gök kubbe yarılıp açıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği, cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis kefaretini öder. Sadakallahül azim. Allah ona bu sözleri ilettiğinde sen orada mıydın Cafer? Şafak sökmek üzere. Ammar, önce sen çık. Sonra da Cafer. Annen bütün gece gözünü kırpmadı. Üzgünüm baba. Neredeydin? Muhammed'le miydin gelin? Ne olacak şimdi? Affet onu. Ben yaptım. Benim suçum. Bu Tanrı hayatımız boyunca yardım etmişti. Ama düştü, kırıldı. Kendine bile yardımı dokunmadı. Ne biçim şeyler öğreniyorsun? Allah gözle görülmez. Alçıdan yapılmamıştır. Oğlum, biz tanrıları Kâbe'de her gün görüyoruz. Korkuyorum yavrum. Sana zarar verecek kimseleri dinliyorsun. Hazreti Muhammed'i dinliyorum anne. Evet, Muhammed cömert, her şeyini paylaşıyor, dağıtıyor. Tebessümünü kimseden esirgemiyor. Ne var ki fikirleri tehlikeli. Hangi fikri tehlikeli? Kimse açlıktan ölmemeli. Zengin fakiri kandırmamalı. Kuvvetli zayıfı ezmemeli. Bunlar mı tehlikeli fikirler? Genç kızlar zorla evlendirilmemeli, seçme ya da reddetme hakkı olmalı. Daha bu gece şöyle söyledi. Yeni doğmuş kızların gömülmesini engelleyin. Ben şanslıydım. Annen hep oğlan doğurdu. Öyle. Ama senle ben birbirimizi hiç tanımayabilirdik Yaser. Sen de doğmayabilirdin oğlum. İlk iki kız kardeşim gibi benim de gömülmem gerekiyormuş. Ne var ki babam yapamamış. Üçüncü bir bebeği daha öldürememiş. İkinci kızını toprağa gömerken bebek birden elini uzatmış. Babamın parmağını yakalamış. Hani bebekler her zaman yaparlar ya. Babam sonradan anlatmış anneme. Bir an
Kısacık bir an sımsıkı tutmuş parmağını, sonra gevşemiş. Ancak o zaman babam elini çekebilmiş. Ben doğunca da haykırarak evden dışarı atmış kendini. Aynı şeyi bir daha yapamam, asla yapamam diye. Sümeyye, töreler böyle. Ama yanlış. Bunlara izin veren tanrılar tanrı olamaz. Hazreti Muhammed'e gideceğime söz verdim anne. Toplanıp ibadet edeceğiz. Git. Büyük bir insan o. Öyle. Evet, git. Okumak mı? Muhammed'in okuması yazması yoktur. Ama anlatabilir. Efendim, ne dedin? Anlatabilir mi? Öyleyse sen de anlatabilirsin. Hadi anlat bakalım, öğrenelim Muhammed neler diyormuş. Allah'ın emri onlar, Hazreti Muhammed'in değil. Hangi Allah? Hangi emirler? Sizin Allah'ınız konuşuyor demek. Muhammed kendi kendine konuşuyor desene şuna. Allah'tan vahiy geldiği zaman Hazreti Muhammed her şeyi hatırlıyor ve yazı yazanlara anlatıyor. Kur'an böyle oluşuyor. Muhammed vehimlere dalmış, aç yaşıyor. Gözleri kapalı bir örtünün altında hayal kuruyor. Gözleri kapalı ama yüreği açık. Çok bilmişliği için vur şuna bir tane. Hiçbir yararı olmaz. Muhammed bilmiyor mu? Biz tanrılarımızı baş tacı ederiz. Kabe'ye sahibiz. Her yıl Arabistan'dan Mekke'ye kabileler gelir. İbadet ve alışveriş için. Şimdi biz 300 küsur tanrıyı bir tarafa itip yerine tek bir Allah'ı mı geçirelim? Taif'te, Medine'de, hatta burada kendi evimde olan bir Allah. O her yerdedir diyorsunuz ama göremiyoruz. Kabul etsek Mekke'nin hali ne olur? Tanrılar bizim hem dinimiz hem de gelir kaynağımız. Allah alınıp satılmaz. Delikanlı, her an kırbaca yaklaşıyorsun. Ammar, mantıklı ol biraz. Anlayamadığım bir şey var. Muhammed size bir esirin efendisiyle eşit olduğunu söylüyor. Parayla satın aldığım zenci Bilal benimle eşit mi yani? Evet. Hazreti Muhammed der ki, bütün insanlar Allah'ın indinde birdir. Aman ne güzel, esirlerle dilenciler için fevkalade bir şey. Burunları iyice büyür artık. Bilal! Bu adama bir şey öğreteceksin. Efendi ile esir arasındaki farkı. Al kırbacı vur. Belki aklı başına gelir o zaman. Hadi durma, kırbaçla. Kırbaçla dedim. Duymadın mı? Hadi vur. Vur! Hadi, dinle emri. İtaat et onlara. Öldürürler seni. Ne yaptıklarını gördünüz? Esirlerimizi bile etkilediler. Sen İnsan yerine konuyorsan, tanrıların varsa, unutma ki onlar efendilerinin tanrıları. Ben yalnız seni değil, insanlığını da satın aldım Bilal. Yola getirmeyi bilirim. La ilahe illallah.
Söyle kim daha kuvvetli? Efendin mi yoksa o tek Allah'ın mı? Bir tek Allah vardır. Hazreti Muhammed onun Resulüdür. Bir kaya getirin. Hadi. Allah büyük. Allah kerimdir. Ezin onu. Gebersiz. Hak ettiği dersi verdin mi? Allah birdir. Zenci köle bize vaaz veriyor. Efendimiz! Ebu Bekir, bu esir için 100 dinar veriyor. Dur bir dakika! Cezalandırırken köle satmak törelerimize aykırıdır. Öyleyse 200 dinar. Ver kararını. Esirlerin fiyatı böyle yükselmemeli. Yoksa gelecek yıl kendi işimizi kendimiz yaparız. Allah! Al götür! Ona ihtiyacım kalmadı. İstersen öldürebilirsin de. Artık dinimizi ilan edeceğiz. Allah peygambere İslamiyet'i yaymasını buyurdu. Açın tencereleri! Bütün dünya duysun! Karanlıklardan çıkıyoruz artık. Allah'ın sözüne dikkat edin. Allah'ın Resulüne, Hazreti Muhammed'e inanın. Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Muhammeden Resulullah. Her şeye besmele ile başlayın. Bismillah davamız için. Bismillah karanlıklardan çıkışımız için. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Muhammeden Resulullah. Allah kuludur, ondan başka yoktur tapacak. Bizimle Kabe'ye gelin, yürüyüşümüze katılın. Duyuyor musunuz kardeşlerim? Muhammed, Kabe'deki tanrılarımızı ve dinimizi kötülüyor, buna izin veremeyiz. Kabe'ye yaklaştırmayın onları, geri çevirin, tanrılarınızı koruyun! Vermenin tam sırası, topu topu 30 kişiler. Hayır, bu kadar yeter. Daha fazlası onlara taraftar toplar. Bırakın geçsinler. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınızı bunları tapmam. Bunları Kabe'ye sokmayın. Siz de sokmayın, benim taptıklarımı tapmazsınız. Öldürün. Peygamberimiz uydurma. Koruyun. Muhafızlardan koruyun. Dikkat edin. Yaklaştırmayın. Çok cesursun. Çölün en cesur adamıdır. Silahsız insanlar karşısında. Senin Muhammed'in yalancının biri. Yalancı mı? Konuşturmadınız ki. Hangisi gerçek, hangisi yalan? Konuşmadan bilinemez ki. Muhammed bir sahtekar. Kalk ayağa. Cesaretin varsa vur. Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Dövüşmek isteyen çıksın karşıma. Benimle dövüşsün. Geceleri çölde tek başıma kaldığımda anladım. Allah o kadar büyüktür ki dört duvar arasına sığmaz. Kim derdi ki Hamza, o şarap içen, tek başına aslan avına çıkan Hamza Muhammed'e katılacak. Ona ne kadar hücum edersek o kadar taraftar topluyor. Nereden buluyor o sözleri? Bilmiyorum. Okuma yazma bilmeyen bir adam dağa çıkıyor, 3 gün sonra dünyanın en güzel şiirleriyle dönüyor. Yalnız şiir olsa neyse. Allah birdir diyor. Kuvvetini bilmediğimiz bir adama karşı nasıl savaşırız? Muhammed cennet vaat ediyor. Tabii etrafına toplanıp onu dinleyenler bulunacak. Öyleyse dinleyicilerini onu dinlemekten vazgeçirmeli. Önce zayıflardan başlayacağız. Sıra sende. Gelin. Allah'ım, Allah'ım merhamet. İyice gelin. Anne. Sen sevgili kuluna sabır ihsan eyle ya
Tanrın kimsenin, cevap ver! Söyle! Tanrım Hubal'de, söyle! La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Çıkın. Annenle baban İslamiyet'in ilk şehitleri oldu. Cennete gitti onlar. Daha ne kadar acı çekeceksiniz? Peygamber Mekke'yi terk edin dedi. Burada kalırsanız öldürürler sizi. Teker teker. Habeşistan'da Hristiyan bir kral varmış. Onun ülkesinde kimseye haksızlık yapılmazmış. Hemen yola çıkın. Bugün.
Atlılar. İzlerini bulup peşlerine düştük. Ama ortadan yok oldular. Oradalardı. Çölde, burnunun dibinde. Ama kaçırdın elinden. Kaçırmak mı? Görünmez oldular. Muhammed burada kaldı. Sadece zayıf olanlar gitti. İtibarımıza leke sürülecek. Bizler dürüst tacirleriz. Alışverişimiz dine uygundur. Rezalet çıkmasını istemeyiz. Habeşistan mı? Amr, sen Habeş kralının dostusun. Evet. Bu dostluğu kullanabilir misin? Onları geri getirebileceğimi sanıyorum. Yola çık öyleyse. Kalk ayağa Amr. Bilirsin, senin isteyip de benim veremeyeceğim hiçbir şey yok. Yuda aslanım, ben... Nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Dostluğumuzu düşün. Oradan başla. Mekke'den bazı esirler kaçmış. Senin krallığına sığınmış. Esirler geri verilir tabii karşılığında. Biz de esirlerimizi isteriz. Evet ama aralarında özgür olanlar da var. İsyancılar. İsyancılar mı? Hı hı. Arabistan'da huzursuzluk mu var? Niye bana bildirilmedi? Bunların isyanı din konusunda. Her zaman olmuştur bu. Bütün dinler isyanla başlamıştır. Dünyaya ait olan esirlerin vücutlarıdır. Ancak onlara hükmedebiliriz. Ama ruhları İsa'nın koyunlarıdır. İsa da Tanrı'nın çobanı. Bunlar Hristiyan değil, atalarının dinlerine karşı gelen Araplar. Bir çılgının peşinden koşuyorlar. Peygamber diyorlar ona. Dinlemeden bir şey söyleyemem. Ruhlarına zincir vuramam ki. Eğilmediler. İsyankar ruhları başlarını yiyecek. Siz peygamberinizin önünde de eğilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz.
Hani Muhammed'in mucizeleri nerede Cafer? Eğer peygamber olsaydı gökyüzünü pırıl pırıl yapardı. Allah peygamberlerine mucizeler yaratmak kudreti vermiştir. Biz kullarına bir işarettir bu. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap. Okuma yazma bilmeyen birinin yazdığı, Allah'a atfettiği bir kitap. Sanırım onları yeterince dinlediniz. Ben mucizelere inanırım. İsa'nın havarilerinin başına ateşten yapılmış diller koydu Allah. Daha önce bilmedikleri dilleri konuşup anlasınlar diye. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık. Sizi yeterince dinledim. Anlattıklarınız saçma. Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman Hazreti Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kralın ülkesidir, orada kimseye haksızlık yapılmaz. Hak etmeseler cezalandırılmazlardı. İsyan ettiler sonra... Peygamberiniz niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emindi. Bunlarla konuşmak çölde su aramak gibi bir şey. Onları sonuna kadar dinlemek zorundayım, benim için bir görev oldu bu. Devam et. Yıllarca taştan, tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuştu. Acıma duygusu bilinmiyordu. Düşene kimse el uzatmıyordu. Allah bizi bunun gibilerin elinden kurtaracak birini seçti. Ona yapması gerekeni öğretti. Bize gönderdi. Hazreti Muhammed'e inanıyoruz. Allah'ın elçisi olarak kabul ediyoruz. Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor. Tahtadan, taştan oyulmuş tanrılardan hayır gelmeyeceğini söylüyor. Dinimize daha fazla dil uzatılmasına tahammül edemeyeceğim. Biz eski bir uygarlığız. Tanrılarımızdan taş ve tahtadan putlar diye söz etmek cahilliktir. Bizim taptığımız şey bir şekil değil, o şeklin içinde yaşayan ruhtur. Putperestliğin iyi anlaşılmadığı konusunda seninle beraberim. Teşekkür ederim. Şimdi de kadınlar için düşündüklerini anlatsınlar. Allah kadını erkeğe eş olsun diye yaratmıştır. Erkekten farklıdır ama onunla eşit. Eşit mi? Satın alırız kadınları. Yedirir, giydirir, kullanır, sonra da başımızdan atarız. Hiç kadın erkekle eşit olabilir mi? Allah insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Amr, seni karnında taşıyan anaya saygın bütün kadınlara yansımalı. Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanrınızın dili mi tutuldu? Allah daha önce de konuştu insanlarla. İbrahim, Nuh, Musa, İsa aracılığıyla. Şimdi de Hazreti Muhammed'i seçtiyse niye şaşmalı buna? Bu isimleri kimden öğrendin? Hepsinin Kur'an'da yeri var. Muhammed'i çocukluğundan tanırım. Koyunlara bakan bir yetimdi. Ne çıkar, İsa da marangozdu. İsa'nın sözleriyle sizin Muhammed'inizin sözleri aynı lambadan çıkan iki ışık gibi. Hayır, yalan söylüyor. Onlar İsa'yı inkar eder. 3 tanrıya taptığınızı söyler. Baba, oğul ve kutsal ruh. İsa için neler düşünüyorsunuz söyle. Allah'ın oğlu değildir diyorlar. İsa Allah'ın oğlu olamazmış. İsa'yı anlat bana. Peygamberimizden öğrendiklerimizi tekrarlayabilirim.
Allah kutsal ruhunu Meryem adlı bir bakirenin rahmine düşürmüş. O da Allah'ın peygamberi olan İsa'yı doğurmuş. Bakın Allah'ın oğlu değil diyor. Sizin mucizeniz Kur'an-ı Kerim İsa'nın doğuşunu nasıl anlatıyor? Kelime kelime tekrarlayayım. Gel, yaklaş. Kur'an-ı Kerim'de Meryem'in hikayesi şöyle anlatılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem ailesinden ayrılıp doğuya gitti. Biz de Cebrail aleyhisselamı ona gönderdik. Cebrail Meryem'e insan şeklinde göründü. Meryem Allah'a sığındığını, Allah'tan korkuyorsa ona dokunmamasını söyledi. O zaman Cebrail aleyhisselam, ben Rabbinin elçisiyim, sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye etmek için gönderildim dedi. Meryem ise, benim nasıl oğlum olabilir, bana insan eli dokunmadı, ben kötü bir kadın değilim deyince, Rabbin böyle istiyor dedi, onu kudretimizi gösteren bir rahmet olarak yaratacağız. Sadakallahülazim. Sizinle bizim aramızda büyük bir fark yok. Ancak şu çizgi kadar. Önüme altından dağlar yığsam teslim etmem onları. Ülkemde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Barış içinde yaşayacaksınız. Allah'ın lütfu hiçbir zaman üzerinizden eksik olmasın. Dayanılır şey değil. Muhammed taraftarlarımızı bile kışkırtıyor. Çok güzel. Biz de onu Mekke'de yalnız bırakırız. Amcası Ebu Talip himaye ediyor değil mi? Öyle olsun. Amcayı da yeğeniyle birlikte kovarız. Tabii, doğru değil mi? Tabii. Hepsi gidecek. Ona inanan kim varsa. Gitmeye mecbur edeceğiz onları. Tüccarlar mal satmayacak. Arazileri ellerinden alınacak. Evleri boşaltılacak. Bir lokma ekmek verilmeyecek. Hiçbir kadın evlenmeyecek onlarla. Ta ki bu dini inkar edinceye kadar. Muhammed'in en kötü yıllarıydı. 3 yıl boyunca açlığa, susuzluğa, çölün zalimliğine tahammül ettiler. Oysa en büyük ıstırap yılları henüz yaşanmamıştı. Sonra Hazreti Muhammed'in karısı Hatice öldü. İhtiyar koruyucusu Ebu Talip de. Amcası son nefesinde bir kere daha Hazreti Muhammed'le Mekkelileri uzlaştırmaya çalıştı. O sizden fazla bir şey istemedi. Tek bir şeyi kabul edin dedi. Hepsi bu. Allah'a inanmanızı. Değil bir, 10 isteğini kabul ederdik. Ama o tanrılarınızı inkar edin diyor. Bunu nasıl yaparız?
sizler korktunuz. Dinlemekten bile korktunuz. Amcasının ölümüyle Hazreti Muhammed'i koruyan kalmamıştı. Mekke'de güven içinde değildi artık. Manevi oğlu Zeyd'le bir dağ kentine, Taif'e gitti. Oraya kabul edilmesini, vaazlarına izin verilmesini istedi. Ama Taifli çocuklar onu taşlayarak çöle dönmeye zorladılar. Hayır! Hayır! Durun! Ne yapıyorsunuz? Durun! Atmayın! Durun diyorum size! Rahat bırakın onu! Bir gün pişman olacaksınız bu yaptıklarınızdan! Yapmayın! Hayır! Durun! Bana atın! Beni taşlayın! Ama ne olur peygambere dokunmayın! Durun! Peygamber, bu günü hayatının en acı günü olarak isimlendirdi. Hazreti Muhammed, inandığı yolda başarısız gibi görünürken birden bir mucizeyle her şey değişti. Zengin ama fazla varlık gösterememiş Medine'den bir heyet onunla Akaba kayalıkları yakınında buluşup şehirlerine davet etti. Fitneyi ve iç savaşları önlemek için bir tek Allah'a inanacaklarına söz verdiler Hazreti Muhammed'e. O da bunun üzerine Medine davetini kabul etti. Durun! Böyle bir söz vermekle diğer Arap ülkelerinden uzaklaşmış olur. İyice düşünün. Bu sözde savaş var. Kardeşlerimizle düşman olacağız. Tanrılarımıza taş tahta diyeceğiz. Vereceğimiz sözün anlamı bu. Ant içersek bir daha geri dönemeyiz. Çünkü Hazreti Muhammed gerçekten Allah'ın elçisidir. Şehrimizdeki Yahudiler daha önce bildirmişti bunu. Hala şüphe duyan varsa şimdi gitsin. Eğer şüpheniz yoksa sizler de benim yaptığımı yapın. Kendimi tek bir Allah'a adıyorum. Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanıyorum. O bizden, biz ondanız. Müminlerini buraya getirsin. Kardeşlerimizi getirsin. Bize. Medine'ye. Değiştiren bir yolculuk oldu bu. Hicret ya da Medine'ye göç. 70 kişi küçük gruplar halinde çölü geçti. Bu yürüyüşün etkisi öylesine derin, öylesine uzun sürdü ki Müslümanlar takvimlerini o günle başlattılar. Bir anda İslamiyet geleceğini bulmuştu. Hazreti Muhammed büyük tehlikeyi göze alıp bütün müminleri sağ salim şehirden çıkıncaya kadar Mekke'de kaldı. Muhammed bir ulus kurdu. Bir şehre sahip oldu. Barış anlaşmalarına girişti. Ve sen İbn-i Selül, Medine kralı olduğunu iddia eden sen dün gece uyurken krallığını kaybettin. Sen kendi derdine yan Ebu Süfyan.
Suriye'ye bir damla esans satmak için Medine'de onun önünden sürünerek geçmek zorundasın. Boynuna bir ip geçirmesiyle ticaretine el atması aynı şey, öyle değil mi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdilik bekleyeceğim. Ne kadar sürecek bu bekleyiş? Sen ve bütün Arabistan karar verinceye kadar. Kendinizi kurtarmak için er geç onu yok edeceksiniz. Beklerken ne yapacaksın? Herkes gibi çağrısına katılacağım ben de. Doğuştan hakkım olan şeyi ona kaptırır mıyım? Hayır, kaptırmam. Medine'de bir değişikliğe ihtiyaç var. İki yüzlü sahtekar. Evet, ama yararlı bir iki yüzlülük. İbn-i Selül dua etmek için günde 5 kez yere yüz sürecek, öyle mi? İnanamıyorum. Belki de lüzum kalmaz. Daha önce yapmamız gereken şeyi yaparız. Muhammed'i öldürürüz. Evet, öldüreceğiz. En mükemmel şekilde. Her şeyi düşündüm. Yedi tane genç seçildi. Her biri başka aileden. Oğlum İkrim'a da aralarında. Hep birlikte içeri girip onu bıçaklayacak. Anlıyorsunuz değil mi? Öldürmenin sorumluluğu paylaşılırsa kimse kimseyi suçlayamaz. Benim fikrim bu. Katılacağından pek emin değilim. Muhammed'in varlığı çok şey ifade ediyor. Davası, sözleri. Ama bu fevkalade bir çözüm yolu. Hem de son derece kesin. Göze almış ha. Nasıl bir inanç bu? Fazla uzağa gidemezler. İzlerini takip edeceğiz. Çöle kaçmış olmalılar. Muhammed'i yakalayana ya da başını getirene mükafat verilecek. 100 deve. Üçünü de istiyorum. Muhammed, Ebu Bekir ve yol gösteren bedevi rehber. Ne oldu? Bunlar döllenme develeri değil. Hurma yemişler. Şehirden gelmiş bunlar. Orada ne işin var senin? Medine kuzeyde. İzleri onlar bırakıyor. Ben değil. Yani batıya mı gidiyorlar? Ben işimi bilirim. Havayı koklayarak uçan kuşun bile izini bulurmuşsun. Onlarla gidelim. Şurada, yukarıdaki mağarada olabilirler. Muhammed! Çık dışarı!
Öldürmeyeceğiz, Mekke'ye götüreceğiz. Muhammed, dışarı çık. İçeride olamazlar, örümcek ağ bozulmamış. Güvercinler de böyle durmaz, uçarlardı. İzlerin peşine düşmeyecek ki kuzeye gidecek. Ne duruyoruz, hala yetişebiliriz onlara. Hazreti Muhammed'le ölüm arasındaki tek engel incecik bir örümcek ağıydı. O öldürülemeyecek bir insandı. Bedevi rehber ona ve arkadaşı Ebu Bekir'e öncülük edip Haziran sıcağında çölün insan ayağı değmemiş bölgelerinde kaçmalarını sağladı. Medine'de müminleri onu bekliyor, başına bir kötülük gelmesinden korkuyorlardı. Gelen var mı? Hayır, yok! Ben de bir insanım der her zaman. Hiçbir insan bu sıcağa dayanamaz. Seni serbest bırakmam gerekebilir. Şehir Medine'ye hoş geldin Allah'ın Resulü. Bundan sonra bu şehir senin. Bende kal Allah'ın elçisi. Benim evim Medine'nin en güzel evi. Bu şerefi bana bahşet. Evet.
Peygamberimiz bunca davet arasında nasıl tercih yaptı? Hazreti Muhammed'in devesi nerede durursa evini oraya kuracaktır. Eğer herkes kabul ediyorsa deveyi salıverelim. Çöktüğü yerde de peygamberimizin evini yaparız. Çok zeki. Bir devenin yapacağı tercih kimseyi gücendirmez. Peygamberimizin evini buraya yapacağız. Burası ilk buluşma yerimiz. İslamiyet'in ilk camiyi buraya yapacağız. Hakkı olarak dua edebilmek için buraya. Mübarek olsun. İşler yapmamalı, kerpiç taşımamalı. Ver. Kendini çok yoruyorsun. Ne olur git otur. Biz yaparız. Bak, yine taşıyor. Çalışmak da ibadettir diyorlar. 53 yaşına geldi. Senin yaşın kaç? Thank you.
Unuttuğumuz bir şey var. Müminleri camiye çağırmak için. Mesela bir çan. Çanı Hristiyanlar kullanır. Boruya ne dersiniz? Yahudilerin kullandığı. Davul da olabilir. Davulda kan kokan bir hava var. İnsan sesine ne dersiniz? Umar bin el-Hattab bunu önceden söylediği gibi. Peygamberimiz kabul ederse. Seni seçti Bilal. Beni mi? Sesin güzel, kullan. Şuraya çık. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en Muhammeden Resulullah! أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kardeşlerim, bugün her bir Medineli, her bir Mekkeli ile sarılacak. Yaklaşın birbirinize. Kucaklaşın. Öpüşün ve kardeş olun. Zenci esirlerle öpüşmekten bıktım usandım, okuyun şunu. Peygamberler kendini öbür dünyaya adarmış. Oğlum nasıl? Çılgın gibi ibadet ediyor. İşler kötüye gidiyor. Engel olmak gerek, fazla uzatmadan. Kral gibi kanunlar yapıyor. İslamiyet'e sadakat, kabileye ve aileye olandan önemlidir, diyor. Bu da ne? Bütün Müslümanlar birbiriyle akrabadır. Önemli olan o değil. Asıl tehlike şurada. Görüyor musun ne yazdığını? Eşitlik. İnsan her şeyini komşusuyla paylaşmalı. Buna ancak çılgınlar inanır. Bize katılan Hristiyan ve Yahudileri destekleyeceğiz. Hristiyan ve Yahudiler Müslümanlarla eşit haklara sahip olacak. Kadınlar da mirastan pay alacakmış. Yakında develere de hak tanıyacak. Tanıdı, bunu da yaptı çılgın. Develere fazla yük yüklenmiyor. Şehri de yeniden kuruyor. Benim şehrimi. Allah kahretsin. Oğullarımızı aldı elimizden. Her şeyimizi, istikbalimizi aldı. Onun doğru bulduğu ne varsa bizce yanlış. Yeter artık. Evet. Bu defa ufak tefek şeylerle yetinmeyeceğiz. Mekke'de bıraktıkları değerli ne varsa alacağız, el koyacağız. Evlerini satacağız. Halılarını, gümüşlerini, ziynetlerini de Şam kervanına katacağız.
çocuklarım, dinleyin beni. Mekke'den haberler var. Geride bıraktığınız her şey mahvolmuş, yağma edilmiş. Ebu Bekir'in dükkanları, peygamberin evi satılmış. Her çanak çömlek, her bez parçası, sizin olan en ufak bir paçavra bile pazara düşmüş. Hiçbir şeyiniz yok artık. Mallarınızı kurtarmak için savaşmayacak mısınız? Savaştan söz eden kim? Başka çare var mı Hamza? Peygamber savaş derse savaşırız. Ama şimdi barış diyor. Gayet tabii. Barış sever insanlarsınız siz. Canınıza tak edinceye kadar dayanırsınız. İşlerinize dönün. Kendimizi korumamız lazım. Sen Allah'ın Resulüsün, alay ediyorlar. Hakaret, yağma, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Olacaksa haklı bir savaş olmalı. Onlarınki açgözlülük. Biz Allah yolundayız. Biliyorum. Kılıçtan, kandan nefret edersin. Ama savaşmaya mecburuz. Her şeyimize el koydular. Şimdi de malımızı burnumuzun dibinden geçirip Şam'a götürecekler. Allah aşkına saldırıp geri alalım mallarımızı. Heyecana kapıldım. Kafam zonkluyor. Yalvarırım. Savaşalım. Hayret! Güneşe baksana! Namaz vakti değil. Hazreti Muhammed'e Allah'tan yeni bir buyruk geldi. Savaşın. Size karşı savaşanlarla siz Allah yolunda savaşın. Drive them out of the places where they drove you out. For persecution is worse than slaughter. Fight them until persecution is no more and religion is for God. But if they stop, let there be no more war. For God never loves the starter of wars. Savaşın. Size karşı savaşanlarla savaşın. Allah yolunda savaşın. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
peygamberimizin her Müslümandan istediği şeyleri söylüyorum. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara zarar vermeyeceksin. Sakatları ezmeyeceksin. Tarlada çalışan insana dokunmayacaksın. Ağaçları kesmeyeceksin. Strike only at those who have expelled you, who have stolen your rights and enriched themselves with your possessions. Hedefimiz Bedir kuyuları. Medine'den haber var. Silahlarınızı alın. Silahlarınızı alın. Hazır olun. Mallarınızı koruyun. Muhammed Medine'den yola çıktı. Büyük kervana saldıracak. Kaç kişiler? 300. İki de atlı. Öyleyse biz 100 at götüreceğiz. Kaç deve? 70. 170 tane hazırlayın. Benim develerden 20'sine şarap yüklensin, şölen yaparız. Bu bir savaş. Bayılırım savaşa. Biz kazanacağız. Süfyan'ın kervanına sür atını, Bedir kuyularına doğru ilerlesin. Yarın kuvvetlerimizi orada birleştiririz. Bedir kuyuları burada. Muhammed'in adamları da burada. Benim kervanım da şurada. Bir günlük yol. Orada karşılaşabiliriz. Sevmedim bu işi. Böyle büyük bir serveti tehlikeye atmayı göze alamam. Ateşleri söndürün! Develeri yükleyin! Batıya gidiyoruz. Kuyulardan uzağa. Uzağa mı? Olamaz. Bedir kuyularında karşılarına çıkarsak çil yavrusu gibi dağıtırız onları. Sabaha kadar yol alırsam Muhammed'in ordusundan iyice uzaklaşmış olurum. Ebu Süfyan, senin şerefin nerede? Şeref mi? Benim şerefim develerimin sırtında. Evet, kaçıyorum.
Muhammed Bedir kuyularını işgal etmiş. Durup dururken önümüze atıyor kendini. Çıldırmış bu adam. Ebu Süfyan kaçıyor, batıya gidiyor, Bedir kuyularından uzağa. Demek kervan güvenlikte, savaşmaya gerek yok. Gerek yok mu? Savaşırsak kardeşler arasında kan davası başlayacak. Baba oğul arasında demek istiyorsun. Hüdayfa, senin öz oğlun, o da onlarla birlikte. Mekke aile sevgisinden daha önemli. Senin gerçek evladın ikinci oğlun Velid. Bence savaş şart. Önemli olan bugünü yaşamak. Geleceği daha sonra düşünürüz. Korkak olduğumu kimse iddia edemez. Yarın onların hesabını göreceğiz. Savaşacağız! İşiniz bitti mi? Kardeşlerim, kuyuları tuttuk. Allah ve Resulü adına buradayız. Bekleyeceğiz. (Gülüyor)
Dövüşçülerinizi gönderin bize. Kimsiniz? Kendi ayarımızdakilerle dövüşürüz biz. Gelin. Bir yanda kardeşim Şaiba, bir yanda oğlum Velid, ortada ben. Hayır, olmaz. Ubeyde, ben ve Ali. Bizler senin eşidin miyiz? Bir tek Allah vardır, Hazreti Muhammed onun elçisidir. Geri!
Tekrar toplanıyorlar. İleri! Geri! Hop sular! Hazreti Muhammed görmüş seni. Esirleri bağlamayacaksın, sürüklemeyeceksin. Onlar bizi bağlamıştı. Kes iplerini! İplerini kes dedim. Su ver onlara. Yiyeceğini paylaş, eşit lokmalarla. Yürürlerse sen de onlarla yürü. Dinleyin beni. 10 Müslümana okuma yazma öğreten her esir serbest bırakılacaktır. Çekilip gitmiyorlar. Beni suçladıkları için. Kaçtığım için. Onlara katılmalı, Bedir kuyularında onlarla birlikte boğulmalıyım. Ama ben kervanı ve geleceğimizi kurtardım. Madem şarkılarını burada söylemesinler. Babamın, kardeşimin adını anmasınlar. Onların hatırlatmasına gerek mi var sanıyorlar?
Muhammed! Ali! Hamza! Tırnaklarımla Hamza! Tırnaklarımla alacağım intikamımı! Tırnaklarımla! Katil! Cani! Kasap! Kana susamış canavar! Sen benim babamı öldürdün! Hamza! Aslan avcısı! Avlayacağım aslan! Kovalayacağım seni! Yakalayacağım! Avlayacağım! Ölmekle de kurtulamayacaksın! Göğsünü yaracağım, kalbini çıkaracağım! Kanını içeceğim! İçeceğim! Lime lime edeceğim! Kes! Zorlayacağım! Kes artık, kes! Uluyup durma! Böyle devam edemez! Yapılması gereken her şeyi yapacağız! Dostlarımıza başvuracağız! Yeni bir ordu kuracağız! Bu defaki saldırı hazırlıklı, planlı olacak. Kazanacağız. Hamza. Hayya alassalâ! Hayya alassalâ! حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Veba salgını mı var? Ne kadar sessiz sedasız bir şehre geldik böyle. Şuraya bak, her şey ortada. İnsan cebini istediği gibi doldurabilir. Hiçbir esnaf dükkanının başında değil. Dükkanları Allah gözetiyor. Nereden geliyorsun? Yemen'den. Ha, Mekke'ye uğradın mı? Yolumun üstündeydi. Soruma cevap değil bu. Mekke'ye uğradın mı? Bir süre develerimi dinlendirmek için. Develer Mekke'den daha iyi nerede dinlenebilir? Öyle. Çölde durum nasıl? Sizin için pek iyi sayılmaz. Toplanıyorlar. Eline kılıç geçiren her genç Mekke'ye koşuyor. Bizim kuvvetimiz burada. Onları küçümsemeyin. Cesaretleri yerine geldi. Mekke'de her evden müzik sesi duyuluyor.
Habeş esire dikkat et. Adı Vahşi. Hem becerikli hem de hain. Seni serbest bırakırım. Ağırlığınca gümüş, boyunca ipek veririm. Yeter ki mızrağını bir kere daha böyle kullan. Sonunda geldiler demek. Sayılarını birazdan anlarız. Büyük bir ordu. 3000 kişi ve yüzlerce at. Onları Bedir'de yendik. Bir yıl geçti üzerinden. Bedir'in intikamını almaya geldiler. Evlerinize gidip hazırlanın. İşte Hamza. Görüyor musun? Senin istikbalin o. Hubeyde. Şu atlıları görüyor musun? Garip şekilde yer tutmuşlar. Halid'in emrinde onlar. Halid mi? Sık sık düşünmüşümdür onu. Hamza! Evet. Peygamber soruyor. Atlılara dikkat etti mi diye. Ettim. Beğenmedim hallerini. Tepeye 50 okçu yerleştirdik. Ne olursa olsun oradan ayrılmayacak, atlıları yaklaştırmayacaklar. Hazreti Muhammed'e söyle hazırız. Ne olacak dersin? Sayıları bizden fazla ama gene de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Hubal adına hücum!
Hazreti Muhammed işaret verecek. O zaman saldıracağız. Silahlarınızı hazırlayın. Dikkat! İleri! Hücum! Okçular! Fırlatın! Adamlarımız dağıldı, savaşı kaybettik. Henüz değil. Thank you.
düştüğünü gördüm. Hayır! Hayır! Yaşıyor! Çarpışıyor! Yenildiğimizi sanmıştım. Bu senin zaferin Halit. Muhammed ölmedikçe zafer sayılmaz mı? Kayalıklara çekildi. Ama biz amacımıza ulaştık. Bedir'in intikamını aldık. Onun da İslamiyet'inde sonu gelmeli. Adamları aşırı derecede sadık ona. Ölmek vasına yanından ayrılmıyorlar. Muhammed! Dinle beni! Göze göz! Dişe diş, Bedir Savaşı'na karşı Uhud Savaşı. Bizim ölülerimize karşı sizin ölüleriniz. Bizim ölülerimizin hepsi cennete gitti. Sizinkiler cehennem ateşinde yanacak. Hamza! Hamza! Beni duyuyor musun? Burada yanında olduğumu biliyor musun? Benim! Hint! Her şeyi hatırlıyorsun değil mi? Babamı, kardeşimi nasıl öldürdüğünü? İşte şimdi sen de öldün. Kalbim kuş gibi hafifledi. Anlıyor musun Hamza? Kuş gibi! Ama bu kadarla kurtulamayacaksın. Ölüm az gelir sana. Vahşi! Çıkar şunun kalbini! Hadi! Savaşı kaybettiler. Ama ne yapıyorlar? Bir şey olmamış gibi toprağa kazıyorlar. Delirmiş bu adamlar. Seninle aynı fikirdeyim. Mantığa meydan okuyorlar. Neredeyse kaybettiklerine sevindiler diyeceğim. İmanlarını ölçmek için yenilgiyi Allah'ın verdiğini söylüyorlar. Evet. Göğe ulaşmak için savaşıyorlar. İstediklerini elde edecekler. Mekke'yi istiyorlar. Alacaklar. Yıldızlar öğle vakti parlarsa bu dediğin de olur. Onları küçümsememek gerek. Bunu öğrenmek pahalıya mal oldu bana. Dostum, Mekke onlar için her şeyden önemli. Çünkü Allah insanlara orada seslendi. Müslümanlar için Mekke ruhun sılası, özlemi.
Bu yıl hacı olarak gidecekler. Ne dedin? Hem de silahsız. Silahsız mı? Ebu Süfyan çölde hepsini katleder. Bir insanın Allah'a inancı onlarınki kadar büyükse... ...o zaman katliamdan kurtulabilir. Ama sana katılıyorum. Kuşkusuz öldürülecekler. Sakin olun. Sizi kışkırtmalarına izin vermeyin. Yapmak istedikleri bu zaten. Seninle olsun. Peygamberimiz diyor ki, Allah'ını sevenler
Ona sadakat yemini etsin. Ağaçların altına. Başkasını göndermişler. Süheyl. Onunla anlaşabiliriz. Muhammed. Savaşı kaybettikten sonra Mekke ile barış istemiştin. Sana bazı şartlar göndermiştik. Bunları kabul ediyor musun? Bu da ne? Rahim Allah adına diye yazılmış. Olmaz böyle şey. Adı Rahim olan bu Allah da nereden çıktı? Ben tanımıyorum onu. Çiz şunu. Sonra bunu da kabul edemem. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Resulü olduğuna inansaydım savaşmazdım seninle. Ötekiler gibi yanında yer alırdım. Şöyle yazacaksın. Abdullah'tan olma Muhammed, Amr'dan olma Süheyl'le anlaşmaya varmıştır. Böylesi daha gerçekçi oldu. Tabii benim anlayışıma göre. Güzel, şimdi her şey tamam. Evet, anlaştık işte. Bu haç yolculuğuna devam etmenize izin vermiyoruz. Geriye dönüp yuvanıza gideceksiniz. Bizim yuvamız Mekke. Yalnız bu yıl için. Gelecek yıl haç yolculuğuna çıkabilirsiniz. Mekke'de 3 gün kalmanıza izin veriyoruz. Giriş ve çıkış için. Anlaşmaya sadık kalacağız. 10 yıl süreyle. Bu zaman zarfında hiçbir kabileye hücum etmeyecek, hiçbir kervanın yolunu kesmeyeceksiniz. Bizden olan hiç kimseye tuzak kurmayacaksınız. Tabii şartlar karşılıklı. İçimizden herhangi birine zarar verdiğiniz anda anlaşma bozulur. Ardından savaş başlar. Açıkça anlaşıldı mı? On yıl. 10 yıllık bir barış. Bu zamana ihtiyacımız var. Yerinde kullanacağız. Bu mektupları Hazreti Muhammed yazdırttı. Bütün dünya ülkelerini İslamiyet'e çağırıyor. Pers kralı Kisra'ya, Bizans imparatoru Herakles'e, İskenderiye patriği Mukavkıs'a. Allah sizinle beraber.
Allah der ki, İslamiyet'te ırk ayrımı yoktur. Bir Arap, bir yabancıdan üstün olmadığı gibi, beyaz da zenciden üstün değildir. Allah'ın indinde herkes birdir. Kendin için dilediğini, komşun için dilemezsen, dindar sayılmazsın. Komşusunun aç olduğunu bildiği halde, karnı tok uykuya dalabilen adam, olgun Müslüman değildir. Okumuş bir insanın mürekkebi, şehidin kanından mukaddestir. Okuyan bir insan, Allah'ın makbul kuludur. Okumayı öğrenin. Öğrendikten sonra da öğretin. Başka dinlerin kitapları, Yahudilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i bizden saygı görme. Sonradan tahrif edilmişlerse de Allah'tan gelmiştir. Hazreti Muhammed'in insanüstü olduğunu düşünmemelisiniz. Bir gün bir de baktım odun topluyor. Bırak ben yapayım dedim. Neden diye sordu. Sen Allah'ın peygamberisin. Yakışık almaz. Odun toplayamazsın dedim. Yüzüme şöyle bir baktı. Allah kendini öteki insanlardan üstün sananları sevmez diye mırıldandı. Uzandım, onu seyre koyuldum. Birdenbire durdu. Tüm heybetiyle dikildi. Yanıma geldi. Evet dedi. Ben Allah'ın peygamberiyim. Ama ben bile sonumun ne olacağını bilmiyorum. Yakalamak için mi geldi? Hayır. Beni kabul etmeni niyaz edecektim. Kabul ediyorum. Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir. Size karşı savaştığım için Allah beni affetsin. İslamiyet'te daha önce geçen her şey unutulur. Gelirken yalnız bunları getirebildim. Hepsini alın. Değerleri ne olursa olsun fakirlere dağıtın. Bunu da sana sunuyorum. Kılıcım İslamiyet'in karşısındaki en keskin kılıçtı. Bundan böyle Allah'ın izniyle bu kılıcı Allah yolunda kullanacağım. Allah için kolay olmayan şey yoktur. Ölenleri yaşattığı gibi kaybedenleri kazandırır. 2 yıl önce anlaşma imzaladığımızda yenildiğimizi sanmıştık. Oysa şimdiki halimize bakın. Gönüllerde zafer üstüne zafer kazanıyoruz. Bu da ne? Ah!
Süfyan! Niye böyle hakaret görüyorum? Ebu Süfyan'ım ben. Herkesten saygı beklerim. Savaşta değiliz, barış imzaladık. Muhammed'le konuşmaya geldim, nerede? Camide namaz kılıyor. Muhammed, barışı biz bozmadık. Daha da kuvvetlendirmeye geldim. Mekke adına konuşuyorum. Dur, niye yüz çeviriyorsun benden? Gitme, gitme ne olur. Anlaşmayı haydutlar bozdu, biz değil. Karanlık bir geceydi. Kapkaranlık olduğuna şahadet etmeye geldim. Barra, Mekke senin şehrin. Hüdayfa, akrabamsın, aramızı bul, beni dinlemeli. Mekke'nin önderi benim. Mekke dendi mi akla ben gelirim. Neden küçük görüyorsunuz beni? Sözünü tutmadın. Edilen yemine saygı göstermedin. Böyle bir şey duyacağımı hiç sanmazdım. Ebu Süfyan merhamet istiyor. Kabul edemiyorum. Mağlup oldum. Hem de vaktiyle çobanlık yapmış birine. O sözünü ettiğin çobanın dini çığ gibi büyüdü. Gözlerim kapalıymış meğer. Görememişim. Söyle Mekke'ye, tanrıları öldü. Allah'ı inkar etmesinler. Uzaklaş buradan, kurtar kendini. Karşılaştığın her Müslüman peşine düşecektir. Anlaşmayı bozan sensin. Sayımız 10.000'i bulacak. Her kabileden geliyorlar. Artık savaşabiliriz. Geri döndün. Sokağı kapatacağız. Savunmayı evimizden yapacağız. Faydası yok. Binlerce insan gittikçe çoğalıyorlar. Korkaksın sen. Hadi evine git. Korkak. Sözde Mekke'nin önderi olacaksın. Şu haline bak. Perişansın. Çiğneyip çiğneyip tükürmüşler seni. Babamla kardeşim niye öldü? Kocam savaştan kaçsın diye mi? Sen git eve, git. Yapılacak bir şey yok. Mekke işgal edildi sayılır. Olamaz. Olamaz! Olamaz! Bu gece burada konaklayacağız. Mekke'yi görebiliyorum.
Önünde dağlar olsa bile. O kadar çok ateş var ki insan sayamıyor bile. Vahşi de Müslüman oldu. Onları sürdüğümüzde Mekke'yi de beraberlerinde götürdüklerini anlayamamıştım. Pişirdikleri ekmeğin kokusunu duyuyorum. Evet, bu da yağmaya niyetleri olmadığını gösterir. Sebebini biliyorum. Duvarlarında, eşiklerinde kan lekesi istemiyorlar. Onlarla pazarlığa oturabilirim. Beni ona götür. Şehri teslim mi edeceksin? Bir lokma ekmek vermediniz. Kim bilir? Belki de öldüreceksiniz. Söyleyeceksen söyle. Yakılan ateşleri gördüm. Etrafındaki adamları. Onlara nasıl bir güç verdiğini anladım. Sana karşı koyamayız. Eğer kabul edersen... Şart koşmaya cesaretin var ha? Hazreti Muhammed'in kim olduğunu hala anlayamadım. Bilmiyorum. Kafamda hala bir şüphe var. Kafanı kesersem o şüphe hemen yok olur. Halid. Müslümanlıkta mecburiyet yoktur. Kimi yıllar sonra inanır, kimi birkaç dakikada. İnancın vaktini tayin eden Allah'tır. Şüphesine saygı göster. Sen zenci köle. Sen en iyi okulsun. Ben... Allah neyi lütfettiyse ben oyum. Evet. Taptığım tanrıların faydası olsaydı... ...şimdiye kadar... ...yardım ederlerdi. Kabul ediyorum. Baskı altında değilim. Allah birdir. Ve sen... ...onun Resulüsün. Gideyim artık. Geliyorlar! Evlerinize kapanın! Üç koldan geliyorlar! Kaçın! Thank you.
dokunulmayacağız. Kapısını kapalı tutmak isteyenler güvenlikte olacak. Ebu Süfyan'ın evindekiler güvenlikte olacak. Kabe güvenlikte olacak. Hiç değilse verdiği sözü tuttu. Kapımızı zorlamadı. O kalplere hükmediyor, taş duvarlara değil. Kesin bir zafer bu. Dışarı çıkmaya korkuyorum. Çıkacağız. Çıkmak zorundayız. Bu kadar mı yanılmışız? Hayat tarzımız yanlıştı. Kıskıvrak bağlanmıştık. Hatalarımızın kurbanı olduk. Güvendiğimiz tanrılar bizden beterdi. İşte bak geliyor. İhtişamla Kabe'ye giriyor. Rahim ve şefaatli Allah adına. Allah bu evi Hazreti İbrahim'e mukaddes bir yer olsun diye verdi. Başka hiçbir ilaha tapmayın. Allah'ın evini temiz tutun. Allahu
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Hazreti Muhammed intikam almadı, aldırtmadı da. Mekke'yi mukaddes şehir ilan etti. Hiç kimse kan dökmeyecek, ağaç kesmeyecek, hiçbir canlıyı öldürmeyecek. Çok geçmeden bütün Arabistan Müslüman oldu. Yalnız bu yeni dine değil, İslam'ın getirdiği ilkelere, davranışlara, her şeye inandılar. Peygamber görevini yapmıştı. Artık ölümün yaklaştığını hissediyordu. Ashabını çağırdı. Onlarla son defa konuştu. Ruhunu Ulu Allah'a teslim ederken şunları söyledi. Bütün insanlık, iyi dinleyin. Sizlerle daha fazla beraber olamayacağım. Aranızdaki yoksulları yiyeceklerinizin bir kısmıyla besleyin. Kendi giyindiğiniz gibi giydirin onları. Allah'ın huzuruna çıktığınızda günahlarınızın da, sevaplarınızın da hesabını vereceksiniz. Burada bulunanlar, bulunmayanları uyarsın. Hepiniz Adem'in neslisiniz. En iyi insan, Allah'a en büyük saygıyı gösterendir. Söylediklerimi unutmayın. Kavgalar, dargınlıklar ortadan kalksın. Şunu iyi bilin ki, bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. İslamiyet'te ırk ve kabile ayrımı yoktur. Gönülden verdiğinden fazlasını kardeşinizden istemeyin. Kimseye zulmetmeyin. Size zulmedilmesine de müsaade etmeyin. Aziz dindaşlarım, ben de insanım. Ölüm meleği belki de çok yakında ziyaretime gelecek. Ve bu fani dünyadan alacak beni. Size bir kitap bırakıyorum. Allah'ın bana bahşettiği Kur'an-ı Kerim, ışığınız olsun, size yol göstersin. Sonra Kur'an-ı Kerim'in son sözlerini tekrarladı onlara. Bunlar Hazreti Muhammed'in değil, Allah'ın sözleriydi. Size bahşedilen din, dinlerin en mükemmelidir. İslamiyet'i sizler için seçtim. Hazreti Muhammed 8 Haziran 632'de 63 yaşında öldü. İslam alemi bu gerçeğe inanmak istemedi. Böyle bir adam nasıl ölürdü? Peygamberin en yakın dostu Ebu Bekir camide kalkıp konuştu. Hazreti Muhammed'e inanan herkes bilsin ki Muhammed öldü. Ama Allah'a inanan, İbadet eden din kardeşlerimiz bilsin ki Allah ölümsüzdür. Hazreti Muhammed'i Medine'deki caminin yanına defnettiler. Ama Müslümanlık insanların kalbine girmişti. Oradan dört bir yana yayıldı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. İnsanlık hala akın akın Mekke'ye koşuyor. Allah'ın huzurunda eşit olan bütün Müslümanlar bembeyaz hacı kıyafetleri içinde her yıl aynı yerde buluşuyorlar. Ve bütün gönüller birleşip Ulu Tanrı için secdeye geliyor. Eşhedü en la
illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalâ. على الفلاح.